Yeni bir günden herkese günaydın. Günaydın. Biz bugün Çandarlı'dayız. Bisikletimiz dışarı çıktı, oltamız çıktı. Eymen şu anda arkadaşıyla denizde. Kahvaltımızı hazırlayıp kahvaltı yapacağız. Ben de kahvaltıyı hazırladım. Hamdi sabah erkenden kalktı, balıkları yakaladı. İki tane balık yakalamış çocuklar için. Ve güne başlıyoruz. Evet. İzmir istikametinden Çandarlı'ya doğru gelirken burada Çandarlı Belde Mezarlığı var. Burada bir çeşme bulduk arkadaşlar. Karavanla girmesi rahat. Buradan suyumuzu dolduruyoruz. Daha sonra bu videonun devamı ne olacak? Çandarlı görüntüleri gelecek. Evet. Az kaldı zaten. Çandarlı'da görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Çandarlı'ya geldik. Çandarlı'nın burun kısmına doğru geldik. Kale tarafından dolaşıp tekrar böyle şu sahil tarafına doğru gideceğiz. Çandarlı'nın bu burun kısmı çok güzel. Acayip güzel esiyor. Şuradan bakınca kayalık. Şey gibi geldi bana. Gibi? Datça gibi. He. Eski Datça. Şurası Datça. Evet. Datça'nın ucundaki yer gibi. Bu taraf daha az rüzgarlı. Bir de bu tarafı kumlu. Bizim bulunduğumuz, ilk kurduğumuz yerde şey vardı, kayalık. Evet, keşke orayı da çekseymişim, aklıma gelmedi. Evet. Ama bir şey yok yani, öyle söyleyeyim. Bayağı kalabalık, kayalık. Bu tarafı daha güzel. Üstteki güzel evler var. Şuranın sahili güzeldi. Ben bir yürüyüş yaptım burada. Siz arabada dururken. Evet. Biz şimdi Çandarlı'dayız. Çandarlı İzmir'e bağlı. Böyle küçük bir yer. Tam şu karşıda Ali Ağa var. Normalde biz karavanlarımızı şöyle ileriye park ettik. Dubalığa koymuşlar park edilmez diye. Daha ilerideki alana karavan park edemez levhası koymuşlar. Bilmiyoruz bakalım gece konaklamamız için izin verecekler mi? Şimdi çarşıyı keşfetmeye gidiyoruz. Çok yakında burada A101 var, Migros var. Şu karşıda gördüğünüz yer kalesi. Çandarlı Kalesi. Kalesine belki gidebiliriz yarın. Bilmiyorum. Duruma göre. Zaten önceki videodaki geldiğimiz yol şu karşıdaki yol. Burası böyle bir yarımada. Üç tarafı da deniz. Biz şimdi çarşıya doğru yürüyoruz. Şu anda çarşının olduğu yere geldik. Zaten düz bir sahil. Bisiklet sürebilirsiniz. Eymen şu anda scooter sürüyor. Çarşıda böyle dondurmacılar, gratis, İş Bankası, az ileride Migros var. Karşı tarafta çay bahçeleri tarzı yerler var, balık restoranları var. Burada böyle keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Sakin, denizi kumsal. O yönden büyük avantaj. Özellikle çocuklu aileler için. Gördüğünüz gibi tüm çocuklu aileler şu anda dışarıda. Burası çocuklar için birebir bisiklet sürmek için, scooter sürmek için gerçekten çok ideal bir yer. Çocuklar çok sevdi burayı. Yol boyunca dümdüz yürüdüğünüz zaman ileriye doğru böyle balık satış yerleri var. Ve balık restoranları var. Pişirme yerleri var. İsterseniz buradan balık alıp pişirtirebilirsiniz. Ve kale var. Yiyeyim mi acaba? Yok. Şimdi Çandarlı Kalesi'ne geldik. Şu anda gezilmiyor. Gündüz geziliyor mu bilmiyoruz ama gündüz tekrar bir gelir bakarız. Şimdi bu kalenin yan tarafından diğer yarımadanın diğer tarafına geçiş var.
Hamdi bugün sabah dolaştığımda orayı çok beğenmiş. O yüzden o tarafa gidelim diyor. Bir yandan Heyman scooter sürüyor. Evet. O tarafa şey gidiyor. Sana sokağı gibi. Trafiğe kapalı. Trafiği kapalı bir sokak varmış. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Gündüz burada o kadar çok denize giren insan vardı ki, o kadar kalabalık ki. Belki de buranın plajı daha mı güzel? Burası mı daha güzel bilmiyorum. Olabilir. Gündüz bir denemek lazım. Bizde şey güzel oluyor. Sen önceden gelip keşfediyorsun her evet. tarafı gezerken, biz karavanı yerleştirirken. Evet. Sonra elimizle koymuş gibi her yeri gidip keşfedip buluyoruz. Önce şey düşündüm, bisikletle mi gezsem ki diye. Sonradan dedim hadi yürüyüş yapayım. Yürüyerek gezdim. Bu ilk durduğumuz yer tam Çandarlı'nın burnuydu. Sol tarafından gelmiştik. Bu kalenin arka tarafından doğru böyle üstten çıktım. Buraya geldim. Daha sonra sahilden o balıkçı barınağı var. Limanın olduğu yerden tekrar Çandarlı'nın uç noktasına kadar yürüdüm. Evet. Şu an var ya kaç bin adım atmışım değil mi o? Gökyüzünde de bir tane uçan balonlar kopmuş herhalde. Onlar gidiyor. Evet. Şu an 15 bin adım olmuş. Süper. Yazın zayıflayacağız. Evet. Az da yersek süper olacak. Süper. Zayıflarız ya inşallah. Hadi bakalım şimdi. Burası biraz daha böyle hareketli bir caddesi. Hamdi'nin dediği tarafa geldik. Bu taraf daha hareketli. Güzel mekanlar var. Sahili gördüğüm kadarıyla kumsal şezlonglar var. İşletmeler var. O yüzden burada daha keyifli bir şekilde denize girebilirsiniz. Akşam da anladığım kadarıyla restorana dönüştürmüşler. Bu taraf diğer tarafa göre daha kalabalık. Araçla giremediği için insanlar rahatça geziyor. Sokakta çeşit çeşit çalgılar, canlı müzikler. Ortam bayağı hareketli. Gördüğünüz gibi. Hamdiler bayağı önden gittiler. Heyman de scooter'la bir ileri bir geri. Evet, Elif panodaki bilgileri öğreniyor. Burası Çandarlı Kale Önü plajıymış. Mavi bayraklı bir plaj. Gündüz çok kalabalıktı burası. Şimdi gecesi de ayrı kalabalık. Evet, geceye de böyle mekanlar dolu. Dikilini sahiline de biraz benziyor sanki. Evet. Şimdi de Özge çocuklarla ilgileniyor. Video bende. Saat şu an 9 çeyrek. Daha saat erken. Herkes akşam yemeğini yeni yiyor. İlerleyen saatlerde daha kalabalık olabilir. Böyle yaparsanız olmaz. Sahile de masalar atılmış. Sizin için keşfediyoruz. Yeni bir günden herkese günaydın. Eymen'le Hamdi markete gidiyor. Hemen şu az ileride Brandon'ın olduğu yer A101. Oraya girip gelecekler. Eymen de arkadaşıyla iyi anlaştı. Kahvaltımızı hazırladık. Kızım bana yardım etti. Valla ama kızı olsun ya. Hemen anne yardım etti valla. Evet, Eymen de denizden çıktı. Sabah sporunu yaptı. Hep beraber şimdi keyifli, güzel kahvaltı yapacağız. Evet. Hadi bakalım, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de ekranlar.
Zengin oluyoruz mu? Vallahi bu tarihte bende varken hiç zannetmiyorum ama. O kadar kuş pisletiyor ama. Herhangi neyse, bir şey yok. Tavla da bari yeneyim ya. Evet, şu anda tavla oynuyoruz. İnşallah 3 bir atarım. Benim bir tane kırığım var. Bakalım, bakalım ne yapacağız. Şimdi birini atabiliyoruz mu? Dubara. Dubara geldi. 1 3 3 Şurada 4 Ben de atayım. Dur şöyle geniş ekran yapayım. Bunu attığın kata ilerliyordun değil mi? Bir de altı oyna. Al kırayım. Tamam. Şimdi onun elini al. 2, 6. Hadi bakalım. 6. Oynamamam gereken bir pul oynadım ama. Bizde ya var ya yok. Ondan sonra şurada 3. Şimdi Mart'a yolculuk nasıl oluyormuş onu bir izliyoruz. Şimdi şurada bir 3. 5. Şu 5. Bunu da al. Abi. Bu da 6. Şimdi bu da 6. 3 5. 3 5. Ben olsam şunu kırardım. Az önceki oyunda Mars oldum. Mars olduydu. Şimdi göz açıldı vallahi. Ama şu şimdi bilmiyorum. O işte ilki. Şeyde alışsın diye mi? Alışsın diye, ağlama diye. Yoksa hemen şey yapıyorsun, kaçıyorsun. Aynen. Yenilmeye tahammülüm yok. Al şu 6-2. Durum çok vahim. 3-1. 1 mi? 3-0. 3-0. Bir maç mı diyorsun? Yeniliyorum çok feci. Evet, Çandarlı kampımız burada sona erdi. Evet. Şimdi yollara çıktık. Çünkü bugün pazar olduğu için çok kalabalıktı. Biz de daha sakin bir yerlere doğru yol aldık. Gidiyoruz. Görüşürüz.